Ray Kroc, piyasada fast food yemek sunan lokantaların eksikliğini fark eden ilk insandı. Tasarladığı lisans yöntemiyle 50'li yılların ortasından başlayarak McDonald's'ı başta gelen hamburger zinciri olarak geliştirdi. Ray Kroc, 1920'li yıllarda kağıt bardak satıyordu. Kağıt bardak satışını arttırmak için 1930'lu yıllarda multimikseri geliştirdi. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle işlerini büyütemeyen Kroc, parasal sıkıntıya düştü yeni satış imkanları araştıran Kroç'un dikkatini McDonald kardeşler çekti. İlk McDonald's restorantı 1940 yılında Dick ve Mac, McDonald kardeşler tarafından Kaliforniya'da ülkedeki ilk gerçek fast food restorantı olarak açıldı. Arabaya servis restorantı, müşterilere ucuz ve çabuk hamburger, patates kızartması ve milkshake satarak başladıkları iş hayatları çok kısa bir sürede büyüme gösterdi. Bu büyüme Ray Kroç'un dikkatini çekti. Ve McDonald's'ı görmek için Kaliforniya'ya gitti. Hamburgerin geleceğinin parlak olduğunu gören Kroç, Mark ismini kullanma hakkını McDonald kardeşlerle anlaşarak elde ederek restoranlar açmaya başladı. McDonald kardeşler daha önce şube açmayı denemişler. Ancak başarısız olmuşlardı. Nedeni ise başa koydukları kişilerin işi ciddiye almamasıydı. Ray Kroç bunun için Hamburger Üniversitesi'ni kurdu. Bu sayede şube açmak isteyen her kişi burada eğitim görmek zorundaydı. Rakiplerini çok kısa sürede geride bırakan McDonald's önceleri yalnızca Amerika'nın doğu kıyısında etkinlik göstermekteydi. Ancak işletme büyümeyle birlikte batı kıyısında da yayıldı. Ray Kroc kavramda bir değişiklik yaptı. Artık sloganları sadece sokakta yapılan ve arabaya servisin olduğu satıştan ziyade müşterilerin oturduğu restoranlara dönüşmekte. 1961 yılına gelindiğinde McDonald's tam 228 restoran sahibi olmuştu. Ray Kroch, aynı yıl şirketi 2.7 milyon dolara McDonald kardeşlerden satın aldı. McDonald kardeşler o gün için ne kadar karlı bir iş yaptıklarını düşünseler de, şirketteki haklarını satmamış olsalardı, bugün torunları Amerika'nın en zengin adamları arasında yer alacaktı. Ray Kroch, dünyada sanayi devriminin öncüsü Henry Ford'un araba üretiminde uyguladığı kitlesel üretim tekniklerini hızlı yemek sektörüne uyguladı. O yürüyen montaj hattına basit bir hamburger koyarak araba üretiminin en gelişmiş yöntemini en basit türünü olan hamburgeri uyguladı ve bu sayede dünya ölçeğinde bir başarı sağladı. Ancak bazı dönemler sıkıntılı geçti. McDonald's restoranlarındaki menü çeşitlerinin tüketilmemeye başlaması üzerine işler durma noktasına gelmiş, Kroç'un yaptığı bütün yeni ürün girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Patates kızartmalarını daha lezzetli hale getirmenin sırrını bulmak için tam 3 milyon dolar harcandı. Ama bu da işe yaramadı. Her şeyden ümidin kesildiği anda restoran sahiplerinden Jim ile işlerin düşmesine sinirlenerek özel sosu ve içinde her türlü garnitürü bulunan iki katlı bir hamburger yaptı. Bu hamburgere Big Mac ismi verildi. Big Mac sayesinde McDonald's ikinci yükseliş dönemine geçti. 1980'lere gelindiğinde McDonald's dünyanın en büyük şirketler arasında yer alıyordu. Restoran sayısı 10 bine çıkarken esas patlamayı takip eden dönemde yapacaktı. 1990'ların başında McDonald's, Rusya ve Çin gibi özel bir konuma ve farklı koşullara sahip iki pazara daha girerek dünya markası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir hamburgerden efsane doğran Ray Kroc 1984'te öldü. McDonald's bugün 120'den fazla ülkede 30 binden fazla restoran hizmet veriyor. Bunların 13 binden fazlası Amerika dışında bulunuyor. Dünyadaki McDonald's restoranlarında çalışanların sayısı ise 2 milyona yaklaşıyor. McDonald's ülkemize 24 Ekim 1986 yılında İstanbul Taksim'de açtığı şubeyle geldi.